Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. İmtihan devam ediyor. Cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz bilemiyoruz. Her an vefat edebiliriz. Ölüm yaşa bakmıyor, makama mevkiye bakmıyor. Herkes her an ölecek yaştadır. Hazırlıklı olmak lazım. En büyük manevi silahımız duamız, dualarımızı eksik etmiyoruz. İnşallah saitlerden eylesin, cennetliklerden eylesin Rabbim. Bu da say ve gayrete bakıyor. Cenab-ı Hak bizden çalışmamızı istiyor. İnsan için ancak ve ancak çalıştığı vardır. Daralıyoruz, bunalıyoruz, boğulur gibi oluyoruz. Sıkıntılarımız var, imtihan oluyoruz gün içerisinde. Gayet normal bunlar. Psikolojimiz bozulabiliyor. Peki ne okursak rahatlarız? Bize huzur verir, ferahlık verir, rahatlık verir, moralimiz düzelir, neşeli oluruz. Bununla ilgili İsra suresinin 105. ayetinden bir dua var, bir ayet var. Bu ayeti inşallah okur isek, zikir diyelim buna, bu zikri, bu ibareyi, Rabbimizin kelamını okur isek inşallah, o zaman sıkıntılarımız, dertlerimiz, tasalarımız, kaygılarımız, moralimizin bozukluğu gider. Onun yerine huzurlu bir hale giriftar oluruz, huzurlu oluruz, huzur gelir. Özellikle uyandıktan sonra 4 defa okuması tavsiye ediliyor. Fakat gün içerisinde de bunaldığımız zaman okuyabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nezele. 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 Yani 4 defa inşallah okuduk bizler. Bunu ezberleyelim, okumaya çalışalım. Çok kıymetli. Biz onu, yani Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da hak ile indi. Önemli bir ayeti celile. Bunu okuyalım inşallah. Diğer bir mevzu da insan kelimesi hangi kelimeden türemiş? Mastarı nedir? Niçin insana insan denmiş? Burada da farklı manalar var. İnsan nisyandan alındığı için nisyana müpteladır. Nisyan, unutmak anlamına geliyor. Bu mastardan türemiş. Yani kelimenin kökü unutmak. İnsan da ne yapıyor? Unutkan bir varlık. Dolayısıyla kendimizi tanımamız lazım, bilmemiz lazım. Ne zaman unutkanlık iyidir, ne zaman iyi değildir? Bunları bilmek lazım. Demek ki bizler, yani insan nisyandan, unutmaktan alındığı için nisyana, unutmaya müpteladır. Nisyanın en kötüsü de nefsin unutulmasıdır. Fakat hizmet, say, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması, yani nefse bir iş verilmemesi dalalettir. Yani dünyada herkes şu anda zevkü sefa peşinde. Biraz keyif yapayım, biraz eğleneyim. İşte cep telefonunda, internette, televizyonda, eğlence programlarında herkes rahatlık peşinde, eğlence peşinde, keyif peşinde, zevkü sefa peşinde. Hedonizm, zevkçilik herkesi kuşatmış. Ahir zamanın son dönemlerini yaşıyoruz. Böyle bir husus var. Halbuki dünyaya niçin geldik? Amaç neydi? Cenneti kazanmak, Allah'ın rızasını elde etmek. Bunun için de hizmet etmemiz lazım, say lazım, çalışmak lazım, gayret lazım, tefekkür lazım, yani ibadetleri yerine getirmek lazım, büyük günahlardan uzak durmak lazım, yani kısacası koşturmak lazım, yorulmak lazım, terlemek lazım, helal dairede, ibadetler noktasında, emirlerden, emir ve yasaklar hususlarında, işte dünyaya geliş gayesi bu. Fakat hizmet, say, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması, yani nefse bir iş verilmemesi dalalettir, sapkınlıktır. Sırat-ı müstakimden uduldür, sapmaktır. Bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Nefsi koşturmak, çalıştırmak lazım. İbadetler noktasında, başkalarının imanına vesile olma noktasında, tebliğ noktasında koşturmak, yorulmak, saçı sakalı ağartmak lazım.
Hizmetler görüldükten sonra neticede mükafat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. Yani kişi çalışıyor, her türlü ibadetini yapıyor, tebliğlerini yapıyor. Dini mübin İslam'ı mükemmel bir şekilde yaşıyor. Çok da sevap kazanıyor. Hayır hasenat sahibi oluyor. Fakat mükafat hususlarında ben cennetliyim, Allah'ın rızasını kazandım, cennetin en üst makamlarına inşallah Rabbim beni yükseltecek gibi ödül, mükafat tarzı şeyleri düşünme noktasında nefsi unutmak lazım. Yani büyük zatlar, evliyalar ne yapmışlar? Hep böyle davranmışlar. Bu kemaldir. Yani mükafatı, ödülü hiç düşünmemişler. Allah'a bırakmışlar. Onlar nefislerini hep yermişler. Dolayısıyla demek ki mükafat noktasında nefsi unutabiliriz. Yani cennetteki makamlar noktasında, ödüller noktasında nefse pek pay vermemek lazım. Zaten vefat edince Cenab-ı Hak o ödülleri, o mükafatları verecek. İşte o noktada unutmak nedir? Kemaldir. Rabbim bizleri es-sebebü kel-fail yapsın, başkalarının imanına vesile kılsın, şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin, bu manada nefsine davrananlardan eylesin, Allah'a emanet olun.